Lider haber ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Ezgi Kılıç. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Tarih 18 Kasım Pazartesi Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda karşınızdayız. Rasim Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Ezgi. Sen nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hayırlı olsun önce. Artık lider ana haberi sen sunacaksın. Her Umarım gün güzel 18'de olur. Bundan sonrası için. sevgili izleyicilerimiz, izleyenleriniz vardır izlemeyenleriniz vardır. Rock ile haber yorumundan bir buçuk saat önce saat 18'de sevgili Ezgi Kılıç ana haber bültenimizi sunacak ardından da haber yorumu da yine beraber olacağız. Evet yine beraberiz. Gündemde yaşananları önce seyircilerimizle Se paylaşacağız. Ne kadar bir şey söylemiyor. Hayırlı olsun. Diye. Olsun. Sen başarımla göstereceksin. Ederiz, ol. Olsun. Güzel. Çok da istikbali parlak inşallah. Konularımıza geçelim. Evet. Önce lider haberde. E, gündemde yaşananları e, sizlerin ekranların önüne getireceğiz. Sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı değerli yorumlarıyla bizim için değerlendirecek. Bugün de aynısını yapacağız. Haberlerimizi evet. verdik. Şimdi en çok zamanı. konuşulan konuları evet. değerlendireceğiz sizinle. Sayın Kütahyalı, para uğruna bebekleri evet, ölüme terk etmişlerdi. Şey evet. Yeni doğan hastane anlaşmalı oldukları hastanelere bu yeni doğan bebekleri, hastaları e, sevk ederek haksız kazanç elde etmişlerdi. Bugün onlar için hesaplaşma günü oldu. Hakim karşısına çıktılar. E, Birçok detay var tabii ki. 47 sanığın yargılandığı davada duruşma salonunda yaşanan bir gerginlik de vardı. Kimlik tespit çalışması yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hı hı. Hemen bugün neler yaşanmış bir detaylar paylaşalım. Görelim da sonra yorumlayalım. 10 bebeğin ölümüne sebep olan Yeni Doğan Çetesi için bugün hesap vakti. Haklarında hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çetenin elebaşı olan Fırat Sarı ve İlker Gönen için 582 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. İddianamede 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi de sorumlu gösterilmişti. Yeni Doğan Çetesi olarak bilinen 10 bebeğin ölümüne yol açan 47 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Bazı tutuksuz sanıklar bulundukları şehir Şekil'den sekbis sistemiyle duruşmaya katıldı. Aralarında Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi de duruşmada hazır bulundu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada 22'si tutuklu 47 şüpheli yer aldı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında toplamda 17 bin yıl hapis cezası istendi. Beklik, beklik, beklik. Fırat Sarı kimlik tespiti için çıktığı sanık kürsüsünde aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar Duruşmada mağdur olduğunu belirtenler dilekçe verdi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Bebek acil hastalarını önceden amaçlıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ettiler. Amaçsa SGK'dan üst prim para alabilmek. Liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine sebep olmuştu vururlar gitmezler de. Kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar. 14-15 yaşında bir çocuk. Verirler burada. Öyle bitti. Sayın Kütahyalı hesap günü demiştik ama bu evet. grup hiçbir yerde hesap veremez. Yani tabii bizim kalbimizden geçen cezayı bulamazlar anlamında söylüyorsun. Yani tabii burada... Herhangi bir ceza da yani, yani tabii ki yargı evet. en doğru cezayı verecektir ama bunlara Herhangi sen bir ceza. Sen ya diyorsun. da ben çok benim kalbimden gelen idam diyorsun. Anladık öyle. Yok hayır kesinlikle öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> değil. ne diyorsun onu söyle. Ee, şimdi kimsenin yaşam hakkını almak vermek bana düşmez tabii ki. Ama ben... E, Kalbimi o kadar acıtıyor ki bu olay. Böyle, Herhangi bir cezanın da bunlara yeterli olabileceğini düşünüyorum. Işte, ağırlaştırılmış bile yeterli müebbet olabileceğini verilebilir. Yani orada en önemli şey ağırlaştırılmış müebbet ve afsız. Hiçbir şey o bebeklerin hayatını karşılamıyor gözüm. korkunç bir suç. Yani gerçekten eğer eski Şimdi en son Ezgi'cim, Türkiye Cumhuriyeti son idam 84 senesinde yaşandı. Aslında 84'ten beri 40 senedir fiilen idam cezası Türkiye'de yok. Eskiden vardı hatta maalesef başbakan bile idam edildi biliyorsun. Bu tür acılardan dönültülüyor. Senin de tavrını tebrik ediyorum. Aslında genelde millet idam der. Sen bak bravo sağ olsun bunu demiyorum dedin. Çünkü idam bazen hepimizin içinden geçse de canavarlar için tecavüzcüler için, işte çocuk tecavüzcüleri, bebek katilleri, bebek tecavüzcüleri özellikle bu tür şeyler için geçse de bir hatalıysa kık, geri dönüşü yok. Evet, Amerikan aynen. tarihinde de bunun dolu örnekleri vardır. Adamın tecavüzcü katil zannediyorlar, asıyorlar. 10 sene sonra çıkıyor değilmiş. Evet. Geri dönüşü yok. Aynen öyle. Yani müebbette en azından geri dönüşü var. Adam 8 sene sonra çıkıyor falan. Yani şeyse haksız olursa. Evet, evet. Yani burada yapılacak olan bu bir de tabii halkımızın çoğunun İslam inancı var. İşte mahkemeyi kübraya bırakacak. Öbür tarafta yani. Ama şu an tabii sonuna kadar gidilmesi lazım. İyi ötürü edilmesi lazım. Kimsenin kayırılmaması lazım. Bak bu konuda adalet bakanlığı devlet o kadar hassas ki sana anlatayım. Yeni doğan çetesinin savcısı var biliyorsun. Çok iyi evet, bir evet. genç bir çocuk. Bizim bilmediğimiz detaylar tabii, sizin tabii, duyduklarınız. Bende var gençte bir arkadaşımız hatta o resmi vardı bir tane. Evet. O herif öyle tutuklanırken hatta o resim varsa evet. savcı Peki duruyor. Hakan, duruyor. he, Aynen, aynen. aynen. Hakan aynen. Bey aynen. miydi adını unuttum çocuklar. O resim varsa hatırlatın. O bana kimse dokunamaz. Ben devletim diyen bir hıyar vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Şey Mustafa Kemal. Evet. Bir de adı Mustafa Kemal. Bak adı bile istismar. Tamam mı? Arkadaşlar bu hüda parlılar. Evet biraz. Bu Şimdi ha. şöyle davada e, dava sürecine bir çok katılmak isteyen tabii. Isim oldu. Onlar da yer aldı görüntülerde. tabi. Bak orada sayın savcımızla ilgili bazı gazeteciler ve bazı da birkaç avukat e, ya bilmeyerek yapmışlardır ama Türkiye'nin bu delilik ortamında Ezgi'cim evet. bir dezenformasyon, dezenformasyon yapmak yaptılar. Dediler Yeni Doğan çetesi savcısı görevinden alındı. İhraç edildi. Hatırlıyor musunuz? İrem Çiçek yaptı. Dursun Çiçek'in kızı, avukat. Birkaç gazeteci direkt tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Bak çok ilginç. Evet. Bu tepkiyi gösteriyor. Hatta İrem Çiçek ev alındı. Babası olmazsa hapiste girecekti. Babası Dursun Çiçek'in hatıra. Dursun Çiçek şu anki devletin adamıdır. Şu anki devletin, şu anki rejimin güvendiği bir adamdır. CHP içinde olmakla beraber devletten yanadır. Mesela son seçimde de Kemal Bey'in yanında görünmekle beraber Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına hizmet etti. O sebeple İrem Çiçek ev hapsine atıldı. İrem de böyle delişmen bir kızdır, böyle evet. şeydir, böyle vesaire. Tabi onlar çocuğu çok babası çok küçük yaşta hapse atıldı vesaire. Anlıyorum onu. Bana da arada e, gıcıklıkları vardır, kızarlar. Hoşgörüyle gö gösteriyorum ama evet. pat! Yeni doğan savcısı görevler alındı. Halbuki bu nedir? bu basit bir yalan. Hayır bu dava o kadar hassas ki. Yani mesela diyelim Ezgi Kılıç işte artık ana haberi sunmayacak. Bu da bir yalan ama gülümser geçersin. Savcı görevden alındığı şeye soktular. Terörle mücadele eden kamu görevlisinin itibarına suikast. Ya da kurumun, Adalet Bakanlığı'nın itibarına suikast. Ve tutuklama istendi. Çünkü yalan. Bu tarz haberlerde genelde dediğiniz gibi dezenformasyon yaratılıyor. Evet, o özel bir yasa da var o konu. Şu, amaç şu, Devlet şöyle düşünüyor. Tabii bana göre fazla otoriter bir kanlı ama Türkiye hep sana anlatıyorum yani. Evet. Sultan Süleyman döneminden daha evet. güçlü devlet diye. Her istediğini yapabilir diye anlatıyor biliyorsun bizim bu programda. Yeni doğan savcısı görevden alını diye yaymayı ağır devlete karşı bir Çünkü niye? Ya Türk devleti öyle çürümüş ki. Evet. Bakın yeni doğan savcısını görevden aldı, ihraç etti. Bu yalanı öyle değerlendirdi. Ve dediğim gibi şeyler yurt yani, dışına çıkış yasağı aldı. Bunu yayan gazeteciler. ilk yayan kişi de İrem Çiçek. Orada nereden uydurdu? İşte abi bak açık hava tımanı. Siyah böyle bir şey koskoca avukatsın. Eline geldiğinde bir bak. Bir bak bir ev hapsi. Hala da galiba ev hapsinde. Çıkartmadılar ya da bir ara çıkartacaklar. Bilmiyorum ama bunu yaşadı. İşte hassasiyeti gösteriyor. Ki, yeni Doğan çetesiyle uğraşmak bizim işimizde. şey bir şey diyeceğim. Bazı siyasi dosyalarda devlet Bazen şey davranabilir, ee, bizlerin düşündüğü gibi davranmayabilir, devletin menfaatini düşünür. Ama yeniden doğan öyle bir şey yok. Yeni doğan çelişmesi adi bir suç, siyasi bir suç değil. O adi suçların sonuna kadar gitmezsen evet. toplumda adilik yayılır. Ve bunu yapmaz, hiçbir devlet yapmaz. Bak, CHP'de olsa yapmaz, AK Parti'de olsa yapmaz, şeyde olsa yapmaz. Bu yeni doğanla ilgili kim ilişkiliyse de hepsini üzerinden geçeceksin. CHP'liler de var, içinde AK Partililer de var, MHP'liler de var, HDP'liler de var. Adam şey HDP'li mesela, doktorlardan biri. Nümit Özdağ ondan gitti zaten. O doktor HDP'li diye gitti. Herkesin olduğu, yani hepiniz oradaydınız lafı var ya, öyle bir çete. Evet. Çok acı. Şu görüntüleri bir daha görelim de bakın arkadaşlar. Evet. Şu aşağılık adam, işte bu ağırlaştırılmış, müebbet almalı. Bak, bunun peşindeyiz. Buna biri 10-15 sene verirse... Ben de burada ortalığı yıkarım. Şu görüntüyü verelim. Şu da aslan savcımız Hakan Bey'di galiba. Onun da bir ismini öğrenin. Ondan sonra bunun görevden al böyle kafası yere yatırılıp tutuklanırken onun bir duruşu var. Ezgi evet, de hatırladı. Evet. evet. Şöyle bir Daha güven verici. Daha önce zaten ekranlara getirmiştik, göstermiştik şu o görüntüyü. Şu sesi bir ver bakalım şu. Heh, bu bu götürülürken mi? Ses yok mu? Haberimizi isterseniz tekrar dinleyebiliriz. Yok ses önemli. Bu. Savcımız bu işte. Evet savcı görüntüde. Yani durumu takip edeceğiz. Yeni Doğan çetesi Milli Mutabakat konumuzdur. Gelsen de izgilesin. Milli Mutabakat konumuz Yeni Doğan çetesidir. Allah aşkına bunu bir siyasi polemik konusu evet, yapmayalım. Evet kesinlikle. Başka siyasi polemik konuları var. E, Milli Soğuk Bakanlığı yaşanan kılıç krizi falan. O konularda da bir gelelim bakalım orada ezber bozan bazı şeyler söyleyeceğim. Evet. Birazdan diğer haberlere başlayalım. Sayın Tahyalı, şimdi yine çok konuşulan bir konu var. E, MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'ne gelerek bir sunum yapacak. E, özel... E, CHP lideri Özgür Özel açıkladı bunu. Sayın MİT Başkan CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir günden belirlemedik dedi. Ee, Özgür Özel'in açıklamaları, e, hı hı. İbrahim Kalın'ın nasıl bir tepki verdiği, nasıl e, buraya geldi olay bir izleyelim. İzleyelim sonra, sonra görüşürüz. Bu arada Sayın MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım. AK Parti grubuna, AK Parti e, genel merkezinde gidip bir sunum yapmıştı. Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Biz niye, bizim niye bilmemiz gerekmiyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na yazı yazdığını, bilgi paylaşımı talebinde bulunduğunu belirtmişti. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığınızda geri dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz. Beklenen geri dönüş gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bilgilendirecek. Kalın'ın bilgilendirmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenirken MİT Başkanı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'ya ilişkin iddialarına da yanıt vermesi bekleniyor. MİT'e verilmiş bir talimat eşeleyin deşeleyin aman bir şeyler bulun işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım falan hiç bunlara kalkışmasınlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Esenyurt'taki MYK toplantısı öncesinde de gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti. Ee, Sayın Kütahyalar, Başkan İbrahim Kalın, helal, iyi misiniz? <laughs> mit, mit konusu verin. geçince böyle olduk. <laughs> Bir, Bir şey su ol ya. isterseniz için, ben su de size peçete vereyim. Biz haberi yeniden girelim arkadaşlar sonra açıklayayım. Tamam buyurun, biz tekrar haberi dinleyelim. <laughs> Bu arada Sayın MİT Başkanına bir yazı yazmıştım. AK Parti grubuna, AK Parti e, genel merkezinde gidip bir sunum yapmıştı. Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Biz niye bizim niye bilmemiz gerekmiyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına yazı yazdığını, bilgi paylaşımı talebinde bulunduğunu belirtmişti. Sayın MİT Başkanı e, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığınızda geri dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz. Beklenen geri dönüş gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bilgilendirecek. Kalın'ın bilgilendirmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenirken MİT Başkanının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'ya ilişkin iddialarına da yanıt vermesi bekleniyor. MİT'e verilmiş bir talimat eşeleyin, deşeleyin, aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım falan hiç bunlara kalkışmasınlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Esenyurt'taki MYK toplantısı öncesinde de gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret etti. Evet MİT Başkanı İbrahim Kalın evet. önce AK Parti'ye bir sunum yapmıştı. Ee, Özgür Özel de dedi ki hani bize bize evet, neden evet. yok dedi. MİT Başkanı da peki o zaman size evet. de dedi. Şimdi tabii espri yaptım ben böyle Türkiye Türkiye Milli İstihbarat geçici böyle oldu falan diye yani Türkiye'si en güçlü kurumu Türkiye MİT'tir. Kesinlikle. İki silahlı kuvvetlerdir. Beraber Türkiye'nin en güçlü iki kurumu. Evet. Şimdi burada ben hem Özgür Özel hem İbrahim Kalın'ı aslında tebrik ediyorum. Çünkü bir İbrahim Kalın çok eskiden tanırım. Çok nezaketli, çok zarafetli, çok beyefendi bir insandır. Hakikaten aslında köken olarak daha böyle filozof kökenli bir adamdır. Entelektüel kökenli bir adamdır. Esas MİT Başkanı tabii Hakan Bey'di. Ama Hakan Bey'in perspektifine uygun, onunla da yakın dostluğu olduğu için Hakan Bey Dışişleri Bakanlığı'na geçtiğinde İbrahim Kalın da MİT Başkanlığı'na büyük bir güzel, çok sevgi dolu bir devir teslim töreniyle geçti. Evet. Şimdi bunu istedi. Ve o da kabul etmesi. MİT'in mitin. Ee, İbrahim Bey ve yardımcılarının şeye gitmesi e, CHP Genel Merkezi'ne gidip sunum yapmasını çok doğru buluyorum. Nasıl öte yandan? Efendim Ankara'yı karıştır diye bir şey var mı? Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı yemin ediyorum böyle saçma böyle şeyler asla karışmıyor. Yani i̇şte oldu. 80 öncesi de oldu. Hatta Bülent Ecevit dönemin başbakanı 78-79'da MİT'i la ve kafasına geldi. O dönem MİT gerçekten MİT zaten ordunun bir parçasıydı ve 12 Eylül askeri darbe ortamının yaratılması için işler de yaptı. Zaten bu o bir Mehmet Ali bir anda sana tavsiye ettiğim 12 Eylül belgesinde anlatılır. Onu yani vardır, bu vardır bu. olur. o zaman çünkü Türkiye askeri rejimdi. Yani askeri vesayet rejimiydi. Ama yani Ankara'yı karıştırma falan filan bunu sormak bile doğru değil. Bak bugün mesela bir olay patladı. Doğu Perinçek'le Galatasaray Kulübü'ne girdi. Oradan bağlayacağım. Doğu Perinçek gitmişti Çin firmaları, Çin'le çok iyidir Doğu Bey. Efendim Doğu Perinçek Çin firmalarından %7 komisyon mu aldı? Bu sorulmaz bile. Doğu Perinçek'i çok eskiden beri muhalifiyim. Ama Doğu Bey hayatta para, pul, akçeli %7 komisyon işine girmez. MİT'te, Ankara'da bilmem ne. Ben şunu söyleyeyim. Bak çok önemli bir bilgi veriyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu belediye, belediye gibi işlere hiçbir zaman girmez. Hatta vakti zamanında bir önemli yetkili bu İstanbul seçimleri oldu 2019'da bir 11 bin oy bir iptal edildi gitti geldi. Ali Kemal Özcan İmralı'ya gönderildi ki çok yanlış o işlerle onlar. Hiçbirine bit girmek istemedi. Milli İstihbarat Teşkilatı hiçbirine girmek istemedi. Hatta orada tarihi bir laf edilmiştir. Çok detay veremem. önemli mahrem olayları. İstanbul'da çöplerin kimi toplayacağı devletin milli güvenlik sorunu değildir denmiştir. Bak İstanbul'da çöpleri kimin toplayacağı, devletin milli güvenlik sorunu, devletin milli sipariş sorunu değildir denmiştir. Ona rağmen AK Parti'de birileri zorlamıştır. Zorlama karşılığı İmamoğlu diye bir insan yarattılar sıfırdan. 800 bin fark attı. Ha Tabii ki İstanbul Belediyesi büyük bir ant. Para, of ve para. Dağıtırsın işte bir sürü gazeteyi satın alıyorsun falan filan. Hanlar, hamamlar, kervanseler. Ama para bir güçtür aynı zamanda para siyasi güç değildir Türkiye'de. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik teşkilatı mı var, ordusu mu var, polisim var, jandarması mı var, sahil güvenliği mi var, istihbarat teşkilatım var? Yok, güç budur. Evet. Yani biz para ve gücü kıyaslarsam sevgili Ezgi'ciğim, para ve gücü şuna benzetebiliriz. Güç her zaman paraya döndürülebilir ama para her zaman güce döndürülemez. Hani eskiden şimdi yeniden TL değerli oldu da bir ara Türk lirası iyice değerden getirilmişti. Dolar verip TL alabilirsin. Ama TL veriyordu dövü adam dolar vermiyordu. Diyordu bu paranın olacağı belli değil vermiyorum diyordu. Yani convertible değildi. Güçle para döndür. Güç paraya döner. Para çoğu zaman güce dönemez. Türkiye'de öyle nice zenginler var yok olup gitti. Güçsüzleşti sıfırlaştı. Bu da öyledir. Dolayısıyla yani belediyeler konusunda CHP yok belediyeleri karıştırıyor mu? Yani MIT hayatta böyle şeylere girmez. Yani doğru bir analiz değil. Ona giren birimler de olabilir ha. Başka evet. ama Milli İstihbarat girmez. Ben bu konuyu İbrahim Kalın'ın o güzel Türkçesiyle, o filozofik duruşuyla Özgür özel durumu izah edeceğini. Bu sunumda bu sunumda yani dediğiniz gibi herhangi bir belediye sorunu veya başka ya bir şey efendim, değil. E, daha milli istihbarat milli teşkilat Teşkilatı sana bu, ilgili aynen bir açıklama. Aynen Milli İstihbarat Teşkilatı çoğunlukla bir, kere bir nevi harici teşkilattır. MİT başkanı oradan nereye gitti? Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Dışişleri Bakanlığı'na gitmedi. MİT büyük oranda dış operasyonlarla uğraşır. Ya casusluğu kim yapacak? Kontrol espiyonajı kim yapacak? Yurt dışından yapacaktır. Bu belediyeleri karıştırma. Bu işleri belediyeleri karıştırma için mit girmez. Evet. Yani bunlar CHP'nin hala kendini efendim Türkiye çok normal bir ülkeymiş gibi gösterme şeydi. Tabii Türkiye'de şu ilgi çizgi. Evet. Belediye seçimlerine tam bir demokratik ortam var. Belediye seçimlerine tam bir demokratik ortam olduğu için Sanki bütün Türkiye'de bunlar oluyormuş. Yani Üsküdar Belediye Başkanı'nın değiştiği gibi mesela MIT'in başkanı da değişebilir. Değişemez. Olay değil. Ordunun kontrolü, Türk ordusunun, Türk polisinin, hatta bekçi teşkilatının bunların hepsi başlı başına güvenlik gücü. Yani bu zaten devlet budur. Kapı kadar kapı kadar dairesi devlet değildir. Ya kadar sonra devlettir ama onu belediyeye devredebilirsin. Ama diğerleri kaba güçtür silah tekeli devletlerdedir. Aslında normal bir ülkede silah sadece devlet yetkilileri kullanır. Sokakta adam silahla gezemez mesela. Silahla mafya grupları olamaz, silahlı gruplar olamaz. Silahı kullanacak güç askerdir, polistir, mit mensuplarıdır, jandarmadır, işte sahil güvenliktir, bekçilerdir falan. Bu, bu kesimdir. Güvenlik ve istihbarat bürokrasisidir. Evet kesinlikle. Bunu, bunun analizini bunu anlatacaktır. Ben çok doğru buluyorum. Genelde da eskiden. Şimdi İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ne gitmesi, Özgür Bey brifik vermesi son derece yerindedir. Ben orada tatmin olacağını da düşünüyorum. Özgür Özel'in. Evet. evet. Devam edelim. Sayın Kütahyalı seçimler dedik oradan devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aslında... 4 yıl kadar bir süre var. Bayağı Babacan bir süre olur. var. <laughs> evet, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan adaylığını açıkladı. Birçok aday ortaya çıkıyor aslında. Daha 4 sene var aslında yaklaşık olarak. Tabii. Ama şimdiden başladı adaylık yarışı diyelim. Her partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır dedi Ali Babacan. Adaylığını Deva Partisi'nin genel başkanı olarak tabii ki doğal olarak benim partimin cumhurbaşkanı adayı benim, benim dedi. Erdoğan'ın adaylık ihtimaline karşı da yorumlar yaptı. Erdoğan tekrar aday olmak istediğini tahmin ediyoruz. Meclis erken seçim kararı alırsa ancak aday olabiliyor. Fakat bizim bugün için böyle bir karara hazırlığa destek vermemiz söz konusu değildir dedi. Öncelikle sizden Ali Babacan'ın adaylığını, sonrasında Erdoğan hakkındaki açıklamalarının yorumlarını isteyeceğim. Valla Ali Babacan tabii aslında iyi bir insandır, dürüst bir insandır ama siyasetçi değildir kötü bir siyasetçi, başarısız bir siyasetçi. Beni şok etti. Ali Babacan aslında daha liberal demokrat çizgide bir bak insan. Aile kökeni muhafazakar ama. Fakat baktım Devlet Bey'in bu açılımından sonra beni şok eden saçmalıklı açıklamalar oldu. Çok eden yani. İnanamadım. İnanamadım. Yani o kötü siyasetçiliğinden, başarısız siyasetçiliğinden. Aday da olabilir ama deva diye bir olgu var mıdır ondan emin değilim. Abdullah şöyle andı, şöyle bitireyim Ali Baba Can Faslı. Abdullah Gül'e çok yakın bir iş adamı. Meşhur bir kurumunda sahibi. Şimdi çok detay verirsem anlaşılır. Onunla konuşuyorduk. O bir beni aradı. Kendi memleketiyle ilgili. Ahmet Çakar bir şey söylemişti bizim diğer yerde. O beni aradı. Konuştuk. O arada ben dedim ki ya, Abdullah Gül'e çok yakındır. Ben dedim, nasıl gidiyor bu işler? Devam devam. Devam da de benim Abdullah Gül'ün partisi. Abdullah Gül'ün Ali Baba kurdurduğu kurdurdu parti gibi bilinir. Dedi ki hiç öyle bir durum yok dedi. Ve dedi ki yani tabii başta destekledi ama şu an hayal kırıklığı için Abdullah Bey dedi. Ve dedi Abdullah Bey bir şey söyledi dedi. Ne dedi, dedi dedim. Dedi. dedi ki ya dedi bu Ali demiş. Işte bu babacan Ali babacan. Hiç bir lisede sokak kavgasına girip bir yere düşmedi mi? Dizi kanamadı mı? bir kıza aşık olup günlerce uyumamazlık etmedi mi? Nasıl bir adam bu? Hani hiç ağlamadı mı? Bir kadın için ağlamadı mı? Serenat yapmadı mı? Ya ben anlıyorum dedim ki Abdullah Bey de pek böyle yani <laughs> çok da böyle o da bir steril insandır ama. mu olduğunu Ya evet Ali Babacan, Ali Babacan kanlı canlı bir insan gibi değil demek istiyor Abdullah Bey burada ki o çok sevdiği halde. Hakikaten benim kafamda da Abdullah, Ali Babacan Hiçbir zaman böyle canlanmıyor. Kavgaya girmiş, düşmüş, kalkmış. Okuluna gider. Çok çalışkan. Çıklıkçı yokuşunda babasının dükkanı var. Oraya gider. Döner. İşte güzel, çok da iyi de bir karısı vardır. Güzel bir evlilik. Ama işte ona bulunmuşlardır ailesi. Bak işte uygun. Onlar da bulmuşlardır. Yani Abdullah Gül'ün bunu demesi. Mesela Tayyip Erdoğan'ın işte daha şey. Çünkü Tayyip Erdoğan daha şey bilse. Kanlı, canlı, yaşamış, düşmüş, kalkmış. Bir daha düşmüş, bir daha kalkmış. Abdullah Bey de öyle değildir. Abdullah Bey de genelde armut piş ağzıma düş gelmiştir böyle konumlara ama yine daha mücadelecidir. Geldi dışları bakarı başbakan, cumhurbaşkanı o oldu bu oldu. Evet. Abdullah Gül'ün bile Ali Babacan'a bunu demesi evet. beni etkilemişti. Evet. Bunu eleştiri gibi kabul etmesin Ali Bey. Babacan bu. Yani Babacan hakikaten lisede kavga edip yere düşecek bir çocuk değil. Ka kaçmaz o dersini çalışır döner. Bir kadına serenat yapacak. Kadın için ağlayacak. Ne bileyim sevdiği kadını başka biri alacak. Onun hırsını yaşayacak. Sen Kütahyalı serenat mı kaldı? Kalmadı da yani Serenat yani şunu onun yolları vardı. <laughs> serenat dedi bana ki konuştuğum kişi Serenat dedi diye söylüyorum. Kimse alıp gitar çalsın değil. Ona göre bir şeyler. bir şiir okusun. E, ortamı bana, Mesela çok iyi. güzel söyledi. Hayır, mesela yıllar önce babacan konuk olmuştu Taha Akkola. daha Ta baba döneminde. İle mükemmel dersi çalışmış 2003 senesinde hatırlıyorum. 2003. Çok güzel anlattı. Sonra işte beğendiğiniz şiir falan dedim. Bir şey bir söylemiyor. Ya şiir, şarkı, beğendiğiniz şarkı dedi. Türk sanat müziği dinleriz falan dedi. Yani 2003 senesinde de babacı 35 yaşındaydı. Yani. Ne duyguları, ne zevkleri diye Yani pek böyle bir ya bak bir bazı insan öyledir kötü ama bak babacan da dürüst bir insandır. Yani evet. babacana Git bir milyon dolar çantanı ya sıkıştın işte bir diyelim ortada bir savaş var verdin. 20 sene sonra döndün. Babacan o çantayı aynen evet. alır hiç dokunulmamış bir yerden çıkartıp sana verir. Öyle bir bu adam. Bu çok değerli bir hareket değil mi? Özellikle Tabii, bu çağda. Tabii çok önemli. Bak ben hakkını ah, yiyemiyorum ama Babacan siyasetçi olacak adam değil. Evet Şu Anladın mı? Yani bak Kamala Harris için dediğimi demiyorum. Ben Kamala onu Harris e... soracaktım size. Yapay. En son bunu kullandığımızda evet, yapaydı. Al, Kamala Harris gibi de değil. Ama ya siyasetçi Winston Churchill'dir. Siyasetçi Süleyman Demirel'dir. Siyasetçi Tayyip Erdoğan'dır. Siyasetçi Trump'tır. Siyasetçi Barack Obama'dır. Gerçek Barack... bir karakterdir. Evet düşünmüş. Barack Obama'yı anlatan Barry filmini Netflix'te izle üzülüyor, mutsuz oluyor, oradan kovuluyor, zengini hatta esrar içiyor, ota gösteriyor ya yani adamın her türlü şeyi işte baktığında, baktığın da bak Abdullah Bey diyor bunu bak ben Rasim Usta'ya demiyorum. Beni çok etkiledi. Yani bu diyor ki yani bir hüngür hüngür ağladım bu adam diyor. Ya hayatında evet. ağladım acaba diyor falan. Yani evet. Abdullah evet. Bey diyor yani. Bu babacan için siyasette başarısızlığının temelinde işte bu kanlı canlı kanlı canlı evet. insan olmaktan ziyade steril bir insan. Daha da zengin çocuğudur. Ee, İslami kesimin elit ailesindendir. Dediğim gibi olumlu hasretleri çoktur. Çok iyi bir bakanlık da olurdu. Yoksa Mehmet Şimşek babacan da olurdu yani. Evet. Belki daha bile iyi yapardı. Ama siyasetçi ya fikirleri de demokrattır, özgürlükçüdür. Ben mesela ona çok kızmışımdır. Ben onun gerçek fikirlerini biliyorum. Mesela bir Suriye'ye hareket olduğunda Babacan Suriye hareketten yana değildi. Bunun Türkiye'nin milli çıkarları uygun olmadığını düşünüyordu. Peki ekranları ne söyledi? Çıktı. Bildiği ezberleri söyledi. Sen gerçek fikirleri ifade etmeyecek. Çoğu fikri Babacan'ın Besim Tibuk'tan farksızdır ya. Ama Besim Tibuk kanlı canlı insan olduğu için takır takır ifade ediyor. Ali Babacan işte bak Ali Babacan budur bak. Mesela gidiyor. Yani mesela Ali Babacan Kemalist de değildir. Atatürkçü de değildir. Olmak zorunda da değil. Ama işte nedir? Yapması gereken yapması yapar gereken. kenara çekilir. Bravo diyorsun. yapması gereken yapan ve hayatını öyle idame ettiren bir insan tipi. Evet. Asla bir şey demiyorum ama bunun yeri siyasetçi değil. Peki Erdoğan'ın e, seçim, seçimde tekrar aday olması hakkında söylediklerini ya nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi yine ezbere konuşuyor. Tabii teknik olarak doğru ama ya babacan benim o yazılarımı okusun. Yani benim çok onun yakın onu çalışan sevdiğim arkadaşlarım da oldu. Hepsi hayal kırıklığıyla e ayrıldılar. Çünkü siyaset ateş işidir, kan işidir, mücadele işidir, ağlamadır gerekirse. Hem akıl patlamalarıdır, hem akıl patlamalarıyla beraber giden duygu patlamalarıdır. Şimdi bunun için olmadan, steril isterin... ot düden çıkıp çıkıkçı yokuşundaki dükkana gider gibi siyaset yapılmaz. Deva da o yüzden başarısız oldu. Ben başarılı olmasını isterdim. Evet. Bir alternatif olmasını isterdim. Bir AK Parti'yi zorlasın isterdim. Olamadı. Geçelim biz bunu maalesef. Evet. Işte bir Nostaljik bir konu. Almışsın. Yine de konuştuk. Aslında bu olayı bile anlatmayı düşünmüyordum ama. Abdullah Gül'ün dahi babacığımla ilgili görüşleri. Aynen. Bunlar biz şu herkesin merak ettiği. Bak baktım mesajlar geliyor. Kara Harp Okulu'nun birincilikle biten evet. Teğmen Ebru Eroğlu'nun ihracı meselesinde bir gelelim. Evet Sayın Kütahyalı e, Teğmenlerin mezuniyet töreninde e, kılıç çıkararak e, bir gösteri yaptılar kendilerince. Evet. Bu gösteriden sonra büyük tepkiler e, doğdu. E, Ebru Eroğlu birincilikle bitirmişti e, Harp Okulu'nu. Evet, evet. E, bu Teğmenler arasında iki kişi aslında kenara çekildi ve aslında onların üstüne biraz da her şey Bırakıldı. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi şöyle bakın, ben burada çok farklı değerlendiriyorum. Şimdi bir taraf e, yine Türkiye'de öyle bir bak, hem bu Yusuf Tekin konusu, hem bu Ebru Eroğlu konusu. Türkiye'de hep benim meşhur örneğimle elektrikli arabayı benzinciye götürenlerle elektrikli arabayı şanzımancıya götürenlerin kavgası. ki Ra Rasim Bey, bu elektrikli araba ne benzinciye götürülür, ne şanzımancıya götürülür? Eğer e, doldurulacaksa şarj edilir. Benzin dolduramazsın. Pompa böyle elinde kalır. Eğer tamir edilecekse de elektrikçiye götürülür. Şanzımancıya götürülmez çünkü şanzıman yok. Sen iyi bir otomobil sürücüsü olduğu için biliyorsun bu örnekleri. Bu nedir? Şimdi bir, Yusuf Tekin'in açıklamasından. Lan buraya geliyor. ikisi beraber. Yusuf Tekin Efendim işte iddiaççılar bilmem ne laikliği de ayarttınız. Ya evet. geçti gitti bunlar ya. Ya geçti gitti bunlar. Bunların bir anlamı kalmadı. Evet. Bu lafların bir anlamı kalmadı. Yani Yusuf Tekin'e saldıranların da bir anlamı kalmadı. Boş konuşuyorlar boş. O Nüvetli daktilolarımın Remington daktilolarımın daha iyidir diye tartışan manyaklar grubu. Maalesef Türkiye bu. Yani Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de bu günümüze gelmesini beklerim. 2011 senesi gibi laflar ediyor. Ya iddiaçılık diyorsun. Şu an mevcut rejim ne o iddiaçı rejim? Mevcut rejimimiz yeni iddiaçı rejim ve bunu da bu rejimin en güçlü insanları da bu tanımı da kabul ediyorlar. Reddeden de yok. Ama Yusuf Bey 2012 senesinde bir bakanı gibi bir açıklama yapıyor. Karşı çıkanlar da sanki Türkiye hala Türkiye'de şu an milliyetçi, Atatürkçü, muhafazakar, İslamcı dörtlü ittifak yokmuş gibi Metin Feyzoğlu Büyükelçi değilmiş gibi Atatürkçü Hulki Cevizoğlu'nun, Mehmet Ali Çelebi'nin Teğmen Mehmet Ali Çelebi AK Parti milletvekili ya bugün. 10 sene önce ben bunu desem delirdim biterlerdi. Öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Teğmen Ebru Eroğlu olaydı. Bir. Bu kızcağız küçücük. Yani boy olarak değil yaş olarak da küçük. Tamam bak. 2. Birinci bitirmiş. Çok İki. da gururlu aslında. Heh, her yerde paylaşıyor. Orada ben Milli Savunma Bakanlığı'yla konuştum. Milli Savunma Bakanlığı şunu öfke. Ya diyorlar biz zaten Atatürk'ün askerleriyiz. Biz Atatürk bir kurumuz. Bizim Milli Savunma Bakanlığı'na girin her yerde Atatürk'ün resimleri. Hakikaten de bu konuda aşırı hassastır. Hatta ma herkes yaşam tarzından konuşuyor ya. Baksana kimsenin hatırlamayacağı tuhaf örnek vereyim. İçişleri Bakanlığı'na polis de bağlıdır. Sahil güvenlikte bağlıdır, jandarma da bağlıdır. Jandarma asker kökenli. Eskiler direkt genel kurmaya bağlı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bak çok ince bir detay. Yine bunu anca işte Rasim Ozan gibi bir tip yapar yani. Ben kendim, olumsuz ya da olumlu yani benim diyeyim. Ama anca benim aklıma gel. Polis evine gidin, polis plajına gidin, polis şeylerine gidin, Lokantalar var. İçki yoktu. Jandarma da var. Polise gittim ama... Tayyip Erdoğan jandarmada gidiyor. Yasaklayamaz mi? mı? Yasaklayabilir. Sahil güvenlikte vardı. Yasaklayamaz mı? Ya yani da kalender ordu evinde de var. Ondan karar bokulu. okulu. İçişleri Bakanlığı diyorum. Yani Peki bu ayrım neden? Yani bir tarafta varken oradaki bir Oradaki hassasiyet neden? hala daha sekülerist Atatürkçü bir hassasiyettir. Poliste daha Atatürkçü milliyetçi muhafazakar bir insan yapısı vardır değişiktir. Mit bir daha ayrıdır. Mit işte hepsi şu an üzerinde. Şu ya, dediğiniz buraya dediğiniz geleyim. Yani orada bir küçük hassasiyet vardır. O konuda da karışmamış. Mesela soylu yasakladı içkiyi plan polis evinde. Belki o da yanlış diyebilirsin. Soyluya kadar içki polis evleri yasak değildi. Ama jandarma yasaklamadı. Bu Tayyip Bey sonra Tayyip Bey dokunma dedi. Peki Tayyip Bey içki bütün köyü anastır diyor. Ama diyor ki devletin kendi içinde bir dengesi var diyor. İki, Şimdi burada evet Emre itaatsizlik yapmıştır bu adam. Evet. Fakat devlet için bir tehdit değil. Bir darbecilik şansları öyle bir şey Sayın yok. Utanyalı, burada bir emir mi var ki Emre itaatsizlik? Tabii tabii şöyle diyor. yedi kere Milso Bakanlığı'ndan ben dinledim. Konuştum. Yedi kere başvurmuşlar. Bu metinle Bu metinle yemin ederim. Ya demişler, bu metin kaldırıldı. Yerine başka bir metin geldi. Tamam mı? Bu metin Değil mi? Peki o metinle evet yemin ediyorlar. Sonra da kendi aralarında aslında seviniyorlar. İşte oradaki olay şu. Ee, oradaki olay şu. Bak askeri mantıkta disiplinsizlik ve emre itaatsizlik çok önemli bir şeydir. Yani diyorum. Bugün hatta mi? konuştuğum benim kişi ki hani o klasik tam bir Kemalist subaydı. Ya diyor şu an diyor mesela bir kıtada Beş subay kendi kendine Mustafa Kemal'in askeriiz diye bağırsın, onları da diyor disipline veririz. Beş subay ya Allah bismillah Allah haber, ondan tütügüldü Ne sana. diyeceğin Durdum belli kere, mi? Ya kardeşim diyor, siz gel yani askerin görevi Rasim Ozan gibi zevzek zevzek konuşmak değildir. Hani kendime şey yapayım, bizim işimiz ne konuşmak, yorum yapmak, bizim kuralımız yok. Bir askeri disiplinimiz yok diyor Mustafa'yı bile geldik yayına aldık falan. Orada aşırı disiplin. Ve yedi kere, onu sonra öğrendim, yedi kere başvurmuşlar. Ama ben tüm bunlara rağmen... Ben bu detayı bilmiyordum 7 kere Tüm bunlara kere rağmen, ya bir de o kadar insan, ya şu kıza mı ya, Allah mini baksana ya. Ha bunun böyle bakışından falan rahatsız olanlar oldu. Ya bırakın, bakın samimi söylüyorum, Türkiye'nin en anti-militarist insanlarından biriyim. Beni herhangi bir generaller gördüğü zaman da bir çekinirler. Çünkü zamanında onlara çok uğraştım. Yani mesafeli davranırlar. Ama yemin ediyorum, şu kızcağızın atılmasına gerek yok. Bak biraz da Mustafa Albayrak atılsın diye yüklenecektir. Belki tartışırız. Ben bugünkü devleti biliyorum. Bu tür bağıranlar, kılıç çakırtları devlete karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı falan iki. Bunun buna da Atatürkçüler anılır ama bugün Mustafa Kemal'in askerleri. Zaten aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın askerleridir. Ya öyle bir ayrım kalmadı. Türk milletinin askerleri. Türk milletinin askerleri Niye Tayyip Erdoğan askerleri? Cumhurbaşkanı. Kesinlikle. Başkomutan. Efendim başkomutanı tanımıyoruz. Ha o zaman hepsini hapse atarsın. O darbe. Başkomutanı tanımıyoruz diyemezsin. Böyle bir şey demişler mi? Yok. Orada olay ne? 22 yaşında. Sosyal medyanın gazı. Kılıç çakırtılarıyla şov yapalım. İşte Mustafa Kemal'in askerleri e, çok izleyelim. konuşuldu. Ha, orada da bana söylenen subayın dediği şu. Mustafa Kemal'in askerleri diye Bağırmadan rahatsız değiliz. Bizim zaten bütün kıtalarda bağrılır. E dedim o metni biz yasakladık dedi. O metin Fethullahçılar dönemini hatırlattığı için. Yani aslında izin verilmeyen, verilmeyen bir metin. Evet. bir metin. Söylendiği evet. Için Aynen. Bu onun ne içeriği olursa olsun izin verilmeyen metin. Yedi kere başvurulmuş. Hayır diyorlar. Bu metni kullanmayacaksınız. Bu Fetullahçılar böyle Mustafa Kemal'in askeri değil, lafı değil, değil yani. Onun farkındayım ben ama kamuoyu öyle demiyor. Kamuoyu delirdi. Yani bakın Yusuf Tekin konusuyla bu kız Ebru e, kızımız konusu ki bakın 22 yaşında. Yapmayalım yani bunu atalım kovalım. Ha şu da komik CHP vekil yapsın diyorlar. Vallahi şunu da söyleyeyim. Bu dediğimi de anlarsanız Türk siyasal rejimini anlıyorsunuz. Ebru'yu CHP vekil yapsın. Yarın Ebru Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'de geçebilir. Çünkü Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile Teğmen Ebru Eroğlu'nun farkı yok. Kafaları aynı ya. Teğmen Mehmet Ali Çelebi aşırı Atatürkçüdür. Aşırı Kemalisttir. Ama baktı o zaman şey e, CHP biraz şeyden uzaklaştı. Demle yakınlaştı. Zaten CHP içindeki askerler çözüldü. Hulusi Akar'ın da teşviki ve isteğiyle Mehmet Ali Çelebi, Teğmen Çelebi ki benden nefret ederdi. AK Parti İzmir Üniversitesi'ne oldu. Dursun Çiçek gibi yine Hulusi Akar Paşa'nın da kontrolünde olan askerlerde. CHP'de kal, kalmış gibi yaptı ama ben dedim Dursun çekti de Tayyip Erdoğan destek verdi. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Yani bu onu CHP'den vekil yapalım diyenler var hani atılırsa. Ben atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kız birincilikle bitirmiş. Olabilir. Gaza gelmiş. Ya 21 yaşında daha. Ya şeyden bizim bakın Ezgi ile ben arada espri yapıyorum. Ezgi diyorum sen çok küçüksün. Ezgi Ebru'nun ablası ya. 2003 doğumlu ya. senden de küçük. Yani bu gaza gelmiş. Onun açıklaması da şu. Bize tarikatçı tarikatçı diyorlardı. İşte, işte aşırı solcular ya da Kürtüslük FETÖ'cüler. Biz bunu gösterdik. E iki, şunu da söyleyeyim. Mustafa Kemal'in askerliğiniz diye bağırarak tarikatçı olmamayı da engelleyemezsin. Çünkü senelerce Fethullahçılar da böyle bağırdı. Böyle bağıra bağıra milleti kandırdılar. Ordudaki, hatırlıyor musun darbe gecesi olan bildiriyi? Biz Fethullahçız diye yazıyorlar mıydı? yazıyorlar? Yurtta su, cihanda su. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Tayyip Erdoğan dönemine son vermeye geldik. Hatırlıyor musunuz o gece? Yani o gece darbe ne gerekçesiyle yapılıyordu? Sen de o zaman 16 yaşındaydın <laughs> Ya yani Artık o bile eskimeye başladı. Atatürkçülük kadar yapıyorlardı. Ben mesela o zaman bir bilgi daha Bunu vereyim. Kullanarak diyelim. Kullanarak tabii canım Ne alakası var Atatürk? Ama onu istismar ederek. Evet. Sadece hep nereye geliyoruz? Din istismar Ya o, o, bu iki yoldan biz çıkamıyoruz abi. Uy, uyanık dilan Polatlı kocası da var gemiş. Önce namaz kılıp sonra azı kabire gittiler. Ha bitti. Kurtular kurtardılar böylece. Aynen öyle. Şimdi o bakımdan bakın normalde hakikaten disiplinsiz bir hareket. Kılıç çakırtıları yasak. Yasak denmiş. Emre itaatsizlik doğru ama bana göre atılması da başka bir travma yaratır. Daha cizane Milli Bakanlığı yetkililerimize sesleniyorum atmayalım. Ha, ayrı şeyler vardır. Daha bölük komutanları, yüksek onlar onlar askeri vazifeler yapmış, albaylığa gelmiş, onlar gönderilebilir. Bu kız sembol oldu. Ebru Eroğlu. Ben teğmen Ebru Eroğlu'nun atılmasına karşıyım. İhraca karşıyım. Herkesi şu an şok içindedir. Çünkü ben anti militer bir şahsiyet olduğum için öyle diyeceğimza hayır. Ya yok. Bu Ebru Eroğlu'nun kamu düzenine, devlet düzenine, sivil hükümete tehdit olma olasılığı yok. Zaten arkadaşlar bak bir şey de ifade etmek istiyorum. Yasa değiştiği için tüm askerler 24 saat Milli İstihbarat teşkilatı izleniyor. Eskiden izlenemiyordu. Orada, ordu kendini korumuş. Hiçbir istihbarat ajanı oraya giremiyordu. Şimdi bu Ebru'nun 24 saat ne yaptığı biliniyor. Sadece 21 yaşında bir kız, 22 yaşında bir teğmen. Bir, bu olaydan ders alıp bir daha da ha, hala da... Ve saklısın. o teğmenlerin en başarılısı. Evet, birinci. Bir de bir, bak ilk defa bir kız birinci oldu. Onu da atmak doğru değil. Ha bu konuda Kemalistlere de sesleniyorum. Allah aşkına sosyal medyadan böyle sanki hala elinizde büyük bir güç varmış gibi meydan okumalar yapmayın, kıza zarar verirsiniz. Takin olun. Siz Ey, hadi bakalım atın gününüzü gösteririz. Böyle divitler var. Ne göstereceksin? Evet. Bu kızı attıracaksın işte. Ne yaptın? Klavye delikanlı dışında ne yaptınız ya bugüne kadar? Ya o kadar Türkiye'de neler neler yaşadı. Ezgi Tayyip Erdoğan dışında bir lider görmedi davamında. Doğru mu Ezgi'ciğim? İki evet. yaşındaydın. Değil mi? Başka bir kişi hatırlamıyorsun. Doğru mu? Ha bunu da yani niye hatırlamıyor? Çünkü siz palavra laflar ede ede ne muhalefet ettiniz, ne bir şey yaptınız. Klavye delikanlı gaza getir. Joş bugün eminim o Halk diye bir defa ağlamışlardır. E Ebru atılınca ne olacak? Devam. Hayata devam edecek. Olan kızı olacak. Evet. Dört sene harbiyede okumuş. Onun için yapmayı ona da söylenir. Böyle hareketlerle, böyle şovlarla bir anlamı yok. Yani bu Türkiye'nin meclis başkanı, Türkiye'nin bakanları, Türkiye'nin muhalefet siyasetçileri nasıl bir ülkede yaşadığınız fark edemiyor. Hala elektrikli otomobili şanzımanlı zannediyorlar da bu kızcağız mı fark etti? O da şov yapıyor kendince. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hay sanki başka bir şey varmış gibi. Bakın yeniden söylüyorum. Bugünkü devlet rejiminde Atatürkçülükle, muhafazakarlık, milliyetçilikle, İslamcılık birleşmiştir. Yeni rejim bu. Bundan 12 sene önce farklıydı. O zaman hak eden Kemalistler mağduruz diyebilirdi. Hakikaten de mağdurlardı. Bugün böyle bir şey yok. Yok. Metin Feyzioğlu Mustafa Kemal'in askeri sloganı bulan adam ya. Şu an Tayyip Erdoğan büyük elçisi ya. Anladın biliyor muyum? Yani diyorum Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile şu Teğmen Ebru o er arasında vallahi fark yoktur. Hem AK Partililere, İslamcılara, muhafazakarlara sesleniyorum. Hem de hala kendini muhalif zanneden ve korkuyorum yaptıkları fanatizmle bu kızın başını yakacaklar bu saçma sapan İslamcı Atatürkçü kavgası yüzünden. Yok bir anlamı yok. Bu kavgayı da bir ettim. Bir daha söyleyeyim. Bu tok otomobili benzinciye götürelim diyenlerle şanzımancıya götürelim diyenlerin kavgasıdır. Evet, bu İki kavgada, tarafta akılsız. Şöyle sen de söyle. Bu kavga. Evet, bu kavgada aslında yanan 22 yaşında Bravo. yeni mezun olmuş gencecik çok başarılı bir teğmen oldu. Olmadı daha henüz. Atılmadı. Konuştum. Daha atılma söz konusu değil disipline sevk edildi. Benim sonuç olarak, haddim değil ama ben dedim kızın üzerine o kadar Hatta şey benim konuştuğum konuştuğum kişi benim tavrıma şaşırdı. Yani beni bekliyor ki böyle böyle şey olmaz. Dedim, yani benim haddim değil. Tabii ki ordumuz, Milli Soğuk Bakan bence atılmamalı. Yani ha mesela vakti zamanında İsmet Paşa bile 63'te dedi ki bütün bölümü atıyorum. Çünkü hepsi darbecileşmişti. Junta geleceğiz, biz yöneteceğiz falan. Onları da bak şeyde 12 Mart belgeselinde seyret Mehmet Ali Birand Bir Birand senin en büyük hocan olmalı. Orada Talat Aydem'in olayını göreceksin. Böyle şok olursun. Rasim Bey bunlar bir tane har harbiyeliler devletleri geçiriyormuş. Hakikaten bu oldu. Ha bunu örnek veren yazarlar var. Ya geçti kardeşim o dönem ya. Yine aynı örnek. Şanzıman şanzıman bitti. Öyle olsa ben söylerim. Evet o, o dönemde generallerle değiliz. Bu o dönemde değiliz. Ya bak Ezgi Kılıç bugün ne güzel anladı. Daha siz anlamıyorsunuz. Vallahi bak sen kasın kendine. Ay hayır. Sen 24 yaşında birçok insandan çok daha iyi biliyorsun. Niye? Kafalar eskide kaldı. Ha biraz aslında şeyin de Ebru'nun da kafası eskide kalmış. Ama o halde çok genç. O da zannediyor hala işte bilmem ne falan filan. Ya Tayyip Erdoğan döneminde 15 Temmuz sonrası Harbiye'ye alınmış bir kişi zaten çok böyle aykırı yerden gelemez. O da bazı durumların heyecanıyla belki. Heyecanıyla, yaptı, gaza gelmesiyle söyledi. falan bir. Tabii ki disiplinsizliktir bu katı ama atılması ihraç değil. Evet. Zaten oğlum cezasını bence onu şeyini çekti. Bir de herkes de Ebru'yu sattı. Ben bütün ifadelere baktım. Bütün o şakırt tadanlar var ya erkekler. Hem de bizim haberimiz yoktu. Çağırdılar. O metnin içeriğini bilmiyorduk. Onu da bu kıza yamadılar. O metni o okuttu ya bilinci olduğu için. Onlar da bağıra çağıra tekrarlıyor. O metnin içerini bilmiyoruz diyenler kurtuldu. Mesela o zaman kimileri mesela Mustafa Albayrak gibi tüm bölümü atılsın. Yani tüm harp okulu İsmet Paşa'nın yaptığı gibi. Bunlar darbeci oldu hepsini atalım. Bu sene mezun vermesin. Vermesin. Onlar oldu geçmişte. Ama bu aynı örnek değil. Yazık olur bunların bir anlamı yok. Bunlar istese bile darbeci olamazlar. Ya öyle bir şey yok. Geçmişle falan kıyaslamayın. Ben doğru bulmuyorum. İki, zaten devlet de iki kişiyi bir tane, iki tane de resul tercih etti. Ya yani iki tane günah keçisi bulalım. Hepsini yakmayalım. Hepsini yakmayalım. Ama buna da yazık ya. Ya yazık vallahi şu kız atıldı. Kesinlikle. Vallahi bak sen de etkileniyorsun. Ya bir kız bitti, bir bitirmiş. Rica ediyorum. Ben yeniden gerek yok. Bak ben bugün uzmanıyım. Antimilitarizmin uzmanıyım. Darbelerin, cuntaların uzmanıyım. Eskiye yönelik kinler vardır. Anlıyorum. Dayanamıyorsunuz. Yani muhafazakarları da anlıyorum. Onlar da hemen travmatik geçmişe dönüyorlar. 27 Mayıs, işte Taratay'da bir darbeleri, 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963. O zaman hakikaten eski harbiyeliler darbe yapmaya kalktı. Yani oldu bu. Ama ve İsmet Paşa dedi ki bütün bölümü atıyorum. Hepsi gitti. İki sene mezun vermedi Silahlı Kuvvetler. Ata kim? İsmet Paşa. Atatürk'ün ikinci adamı. gerekirse yapılır ama öyle bir durum yok. Açık ve yakın tehlike yok. Sosyal medya çağının salak bir şovu var. Salak bir şov. Ya ondan etkilenenleri de ben salak görüyorum. Ona kızanları da salak görüyorum. Diyeceksin ki razı mesela pek öyle görüyorsun. Evet öyle görüyorum. Bu açıklamaları sizin yapmanız da önemli. Evet. Ya o bak. O görüntüler etkileniyorsanız da. Bak bunu gel söylüyorum. Siz muhalif iyisiniz. Siz Türkiye'yi anlamıyorsunuz. Siz gaz, gaz insanısınız o görüntülere kızıyorsanız da anlamı yok. Bu bu dönemde değilsiniz. Geçmişte kalmışız. O 62, 63, 12 Eylül. Ya yok. Gerek yok. Bunu bu şey sadece üzülünür ve gülünür. Yani evet. öfkelenmek ya da işte bunlar bu kızımız Atatürk'ün askeri. Ya bu kızımız dediğin yani bunu diye muhalifler sesiyor. Ya kardeşim 15 Temmuz sonrası Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için ya klasik bir ya şimdi beni konuşturacaklar ya. Ya o kadar fazla araştırma var ki. Orada zaten belli referanslar olmadan giremez. Yani bu kızın düşündükleri gibi olamaz. Mümkün değil. Bu kızın çıkacağı yer belli bir nokta olabilir. Yani zaten Tayyip Bey de çıktı söyledi. Dedi ki bir kızımızın ismi İkra dedi. Yani bunlar hep muhafazakar ailelerin çocukları dedi. Anadolu yavrusu dedi. O da biliyor. O da anlamadı. Bu bir gazdır. Çünkü niye? Türkiye'de Atatürkçülükle İslamcılık birleştiği için bunu anlayamıyorlar hala. Bu birleşemez anlıyorlar. Birleşti kardeş, Birleşti. Milliyetçilikle muhafazakarlık, milliyetçilikle İslamcılık, Atatürkçülükle muhafazakarlık, Atatürkçülükle İslamcılık birleşti. Amalgam oldu. Öyle olunca bir şey haline geldi. E burada onun için bir şey yok tehdit yok. Şimdi çağın Geriden gerekliliğine şey. uydurmak lazım. Dediğiniz gibi eskisi gibi değil. Bir de işte evet. her şey mümkün artık. Herkes kimse tek bir taraftan yoluna değil, devam değil. etmiyor. Onun için ben Teğmen Ebru'nun atılması şu anki devletin lehine de olmaz. Gerek yok. Ha şeyden de endişe etmiyor değilim. Sosyal medyadaki bu klavye delikanlıları var aşırılar. İşte hayır bunu yaparsanız şerefsizsiniz. Bu da Devleti şey yapar. Der ki biz zaafa uğramayız, gücümüzü gösterelim. Yani filler tepişirken korkuyorum ki çimenler ezilecek. Evet. Bunu biraz daha Benim kaygım bu. Benim kaygım bu. Biraz evet bek benden beklenmeyen şekilde konuşuyorum. Ben Teğmen Ebru'nun hiçbir koşulda tehdit olmadığını düşünüyorum. Yani o 21-22 yaşının böyle cahilliğidir. Yaptığı da böyle övünülecek bir şey de değildir. Yani dediğim gibi, bir nedir? Yedi kere sana komutanların yapma kızım demiş. Evet. Yapmayacaksın. Bunu birazdan Mustafa Albayrak'la zaten uzun uzun tartışacaksınız konuşuruz, diye aynen. tahmin ediyorum. Sayın durum bu, tahmin durum da. bu yani. Hem Yusuf Tekin olayı fake'tir. Yusuf Tekin'in söyledikleri de ona karşı çıkanlardan. Bir onlar boş tartışmalardır. Tevye Ebru oldu. Ben her iki konuyu da günümüz gerçekliğinden insanları uzaklaştırmak için bir uyuşturucu konu olarak görüyorum. Tamam mı? Evet. Kafalar Leyla oluyor. İki tarafa bölünüyor. İslamcılar, Atatürkçüler. Ne oluyor? A eski tas eski amam devam ediyor. Olan bu kız olacak diye de korkuyorum. İnşallah disiplin suçu alacak belli. İhraç edin. Tayyip Erdoğan da merhabetlidir. Yani ben Tayyip Bey de son dakikada onu sorarlar. Tayyip Bey de sanki Ebru'yu öyle düşünmek istiyorum. Ama şey çok önemli. Ebru'yu savunanların dili çok önemli. Yani sen savunacağın dille ortamı, ortamı kızıştırırsan gerekiyor. manyaklık yaparsan öbür tarafı tahrik edersin. Çünkü bazen insanlar hala şöyle zannediyor. Yapamazsınız hadi görelim. Ya bu devlete bunu demek komik ya. Ya istediklerim düğmeye basıp anında tutturabilirler. İstediklerim evet. düğmeye basıp çıkarabilirler. Evet, her zaman söyledik. Her zaman söylediğimiz güç gerçeklik. Durun bu Kütahyalı. inşallah söyleyeceğimiz söyledik. Ben yine arada söylemeye devam edeceğim. Tabii konuşmaya yani, devam edeceğiz. Yani e, inşallah filler çimen ezilmez. Evet, olayın takipçisi olacağız. Sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Kütahyalı bugün değerli yorumlarınızla evet. gündemin en çok konuşulan e, konularını yorumladığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet 18 Kasım Pazartesi Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda sizlerleydik. Sayın Kütahyalı gündemin en önemli başlıklarını bizler için değerlendirdi. Lider haberde kalın, hoşçakalın efendim.